Evet, sigorta gündeminde biz geçtiğimiz hafta Türkiye Sigorta Birliği'nin olağan seçimli genel kurulunu takip ettik. Tabi bu genel kurul 2 yılda bir yapılıyor ama bu sefer seçimliydi, seçim süreci vardı. Ve burada özellikle Türkiye Sigorta Birliği'nin 42'si hayat dışı, 6'sı hayat, 15'i hayat emeklilik ve 4'ü de reasürans olmak üzere 67 üyesiyle 1 Nisan 2022 tarihinde olağan genel seçim kurulu, genel kurulu gerçekleşmiş oldu. Tabi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman'ın açıklamaları önemliydi genel kurulda. Özellikle sigorta ve özel emeklilik sektörünün bundan sonra hem hayatın hem de ekonominin sürdürülebilirliği için çok önemli bir destek ve güven unsuru sunduğunu, koruma kalkanı olduğunu söyledi. Zaten bugün gelen enflasyon rakamlarından sonra tasarrufların korunmasında herhalde BES konusuna daha fazla farkındalıkta yaratmamız gerekiyor. Öte yandan yine SETK Başkan Vekili Ali Ersoy da bütün paydaşlarla istişare bir kurum olan SETK için TSB'nin çok önemli olduğunu söyledi. Yine Ali Ersoy'un açıklamalarını ve yine Atilla Benli'nin de açıklamalarını olan genel kurulda dinledik. Şimdi haberi dinleyelim. Atilla Bey, jeopolitik gelişmeler ve reasörans maliyetleri prim fiyatlamalarını nasıl yansıyabilir? Bu yıl beklentiniz nasıl? Yani yüzde kaç yansır? Şimdi genelde sektörde reasörans primleri yılın Ekim-Kasım ayında belirlenir. Dolayısıyla şu anda zaten bizim reasürans maliyetlerimiz pandeminin etkisiyle artmış bir maliyetler var. Son dönem Ukrayna-Rusya krizinin, savaşının etkileri henüz yansımış değil. Ancak Ukrayna-Rusya savaşının etkileri şöyle oldu. Reasürans'ta savaş teminatı almayan poliçeler için bundan sonra savaş teminatı o bölgede bulmak çok zor. Ancak burada da yine 2019 yılında başlayan reformların aslında ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. İşte SDDK'nın kurulması, Türk Reasürans'ın kurulması, Türk Reasürans'ın yönetiminde özel riskler yönetim merkezinin kurulması, DASK'ın oraya alınması, bunlar işte bu dönemler için hazırlıklardı. Özel riskler yönetim merkezi aracılığıyla Türk menfaatinin olduğu yerlerde Hazine Maliye Bakanlığımızın gözetimi ve denetiminde işte yurt dışından bulamadığımız veya reasörlerin teminat vermeyi bıraktığı alanlarda ÖREYM devreye girip bu teminatları vererek işte gemilerimizin, uçaklarımızın bu alanlarda hareket edebilmesini sağlıyor. Çünkü sigorta olmadan biliyorsunuz hem gemicilikte hem havacılıkta bir taşımacılık yapmak imkansız. İşte böyle sıkışık durumlarda işte en son örneğini ÖREYM TMO'nun bir gemisini getirdi. Aynı şekilde Türk menfaatinin olduğu yerde tekrar devreye girecektir. Hazine Maliye Bakanlığımızın onayı ve denetiminde. Şimdi genel konuştuk. Çok iyi noktada parmak bastınız. Branş bazında bir değerlendirme yapar mısınız? 2021 yılı pandemi sonrası dönemde ve pandeminin getirdiği dönemde aslında bazı farkındalıklar arttı. Özellikle son 2020 sonrası siber saldırılar dünyada 3-4 kat arttı. Aynı şekilde Türkiye'de de. Bunun getirdiği algıdaki farklılık nedeniyle siber sigortalarına ilgi arttı. Buna mukabilde satışları arttı. Aynı şekilde sağlık sigortaları. Tamamlayıcı sağlık sigortası ve değişik segmentlerdeki yeni ürünlerle birlikte sağlığa olan ilgi ve üretim miktarı arttı. Bundan sonra da 2022 yılında sağlıkta, siberde, tamamlayıcı sağlık sigortasında, aynı zamanda bu sene katılım sigortacılığında ilk yılı. Tamamen bağımsız, pencere usulü değil, tamamen katılım sigortacılığına odaklanmış şirketlerin faaliyet göstereceği bir yıl. Özellikle Haziran sonrası şu anda 4 şirket var. Bunun 10'a kadar ulaşacağını biliyorum, duyuyorum başvurulardan. 10'a yakın da katılım sigortacında şirketimiz faaliyet göstermeye başlayacak. Bu da bir gelişim alanı. Daha önce çok odaklanılmış bir alan değildi. Bundan sonrası için katılım sigortacında da ciddi bir üretime ulaşacağız sektör olarak. Evet, Atilla Benli'nin röportajını ekrana getirdik. Şimdi verilerle sektör nereden nereye geldi bir bakalım. Şimdi 2012-2021 arasında öncelikle sektörün toplam prim üretiminin %20 arttığını görüyoruz. Ağırlıklı olarak son 2 yıla odaklanacak olursak, yani pandemiyle beraber 2020 ve 2021 nasıl geçmiş diye baktığımızda prim üretim rakamı toplam 83 milyar TL'den 105 milyar TL'ye gelmiş ve hayat dışı geçtiğimiz sene 88 milyar TL ile çok büyük bir pay almış.
haftadan özellikle hayat dışı branşın 2020-21 döneminde yani pandemi senesinde 20 milyar TL arttığını görüyoruz. 68'den 88'e gelmiş. Otomatik katılım sistemindeki fon büyüklüğü ve bireysel emeklilik sistemi var. Hemen buradaki grafiklerin altında ve burada da yeşille gördüğümüz OKS ve maviyle gördüğümüz BES'in büyüklüğünü görüyoruz. Pandemi döneminde acaba ne kadar tercih edildi? Şimdi 2020-21 yılına bakıldığında 170 milyar TL'den sektördeki bireysel emeklilik sistemi ve bunun içerisinde OKS de var. 170 milyardan 244 milyar TL'ye gelmiş. Dolayısıyla büyüme hızı son yıllarda aslında artmış, farkındalık artmış ve bunun içerisinde de 228 milyar TL yani 244'ün 228'i BES'ten gelirken 16 milyar TL'si de otomatik katılımdan gelmiş. Geçelim bir sonraki tablomuza. Şimdi prim üretim rakamları ve BES büyükleri böyle dedik ama tazminat tutarları acaba ne kadar arttı bu süre zarfında? Şimdi 2019'da 39.5 milyar TL olan tazminat tutarı sigorta sektöründe 2020'de 44 milyar TL, 2021'de 63.6 milyar TL'ye gelmiş. Özellikle 2020-21 döneminde %44.5 aslında ödenen tazminat tutarının arttığını görüyoruz. Buradaki artışın ana sebebi de yine hayat dışı branşı olmuş. Sonraki tabloya bakalım hemen buradan. O tarafta da özellikle ekonomiye sağlanan fon tutarı var ki bu tablo oldukça önemli. Ekonomiye sağlanan fon tutarında toplam rakam 361 milyar TL. Detaylarda neler var diye baktığımızda tahvil bono tarafı aslında en fazla katkıyı alan taraf. Çünkü biliyorsunuz hazinenin devlet tahvillerine ve bonolarına zorunlu yatırımı olduğu için BES fonlarında 130 milyar TL oradan gelmiş. Bu da aslında Türk tahvillerinin son dönemde yabancı çıkışıyla beraber daha illikit olmasında destekleyici bir unsur olarak BES görev görüyor. O yüzden sığ tahvil piyasası BES'ten önemli bir katkı alıyor. Kıymetli madenler 63 milyar TL, vadeli mevduat hesabı 47 milyar, özel sektörün borçlanma senetleri 35 milyar, hisse senedi 33, diğer sermaye piyasası araçları 28, Eurobond 12 ve yine vadeli mevduatta katılım hesapları olan kısımda 12 milyar TL olmak üzere toplam 361 milyar TL ve son tablomuza bakalım o tarafta ne dikkat çekiyor diye. Orada da sektörün büyüme fırsatları var. Şimdi burada ilk tabloda primin gayri safi yurt içi hasıladaki payı var. İkinci sütun grafiğimizde de OECD ülkelerindeki özel emeklilik fonlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranını görüyoruz. Şimdi primin gayri safi yurt içi hasılasındaki payına baktığımızda dünyada sigorta sektöründe ödenen prim ülkelerin ortalama gayri safi milli hasılasının %7.4'ü iken Türkiye'de bu rakam 2.2. Dolayısıyla sektörün önünde çok fazla yol var. Yani Türkiye'nin 3.5 katı kadar dünyada aslında büyümelere oranlandığında prim üretiliyor. Biz daha yolun başındayız. Dönüp özel emeklilik fonlarına bakacak olursak ise orada da gayri safi yurt içi hasılaya oranlandığında dünyada %145. Aslında buradaki fark çok daha çarpıcı özel emeklilik fonlarının. Çünkü mesela Amerika örneğini verelim. Amerika'daki hane halkı neredeyse her sokaktaki vatandaşın aslında BES'i olduğunu ve BES'in içerisinde de S&P, Nasdaq, Dow Jones gibi Amerika hisse senedi piyasalarının bir payı, Amerika tahvillerinin bir payı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar yaygın olan bir tabii ki tabloda %145 gibi bir kat dikkat çekerken Türkiye'de bu 3.4 ile sınırlı. Şimdi bu kadar BES'i konuşmuşken gelin bir de bakalım son rakamlar bize ne söylüyor BES fonlarına dair. Buna dair de aslında bir haberimiz var. Onu oradaki görseli de ekrana getirelim. Ben de BES'e dair detayları paylaşayım. Şimdi bireysel emeklilik sisteminde en son fon büyüklüğü 300 milyar TL'ye yaklaştı Türkiye'de ve 18 yaş altı çocukların BES'e giriş imkanı gelmesiyle beraber devlet desteği oranında %30'a çıkarılmasının aslında BES'e olumlu katkısı devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 25 Mart 2020 tarihi verilerine göre bireysel emeklilik sisteminde OKS dahil toplam fon büyüklüğü 276 milyar TL'ye ulaşırken yılbaşından bugüne sistemdeki fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil olmak üzere 32 milyar TL arttı ve dolayısıyla rakamlarda 25 Mart itibariyle katılımcı sayısının 276.900 olduğunu gösterdi bize. 18 yaş altındaki toplam fon büyüklüğünün devlet katkısı da 675 milyon lirayı aştı. Bu da oldukça önemli. Ve bir haberimiz de yine sigorta sektöründe Tarsim tarafından gelecek. Orada da tarım sigortasının zorunlu olması. Geçtiğimiz hafta da aslında sektörde gündeme gelmişti. Onu da hatırlatalım. Şimdi 2006 yılında düzeltiyorum kurulan ve bugün aslında yine birçok ülkeye
Örnek olan çiftçiler ve hayvancılık geçimini sağlayanlar için Tarsim'in yaptığı devlet destekli tarım sigortasının zorunlu olması konuşuluyor. Önümüzdeki dönemde de özellikle buradaki şartlar, koşullar bakalım çiftçiye tarım tarafında tarımcılık yapanlara nasıl yansıtılacak maliyetler, bunları da takip edeceğiz diyelim ve burada noktalayalım sigortada öne çıkan başlıkları.